Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar 3-9 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler yeni yıla yeni ayla başlıyoruz. Oğlak burcunda doğan yeni ay Ev, aile, yuva konularınızda yeni planları gündeme getirebilir. Evet bir taşıma konunuz olabilir. Bir emlak, gayrimenkulün dönüştürülmesi, satılması, kiralanması gibi konularınız olabilir. Aileniz, ebeveynlerinizle ilgili meşguliyetleriniz var. Belki onların bazı sorunları var. Hayatlarındaki düzenlemeler, hastalıkları. Onlarla ilgili sizin sorumluluklarınız var. Venüs gerilemekte. Bu yeni ayda da Venüs gerilemesi sürüyor. O nedenle bazı memnuniyetsizlikler hissetmeniz, biraz gelecek endişeleri, kaygıları duymanız, aileyle ilgili ev yuva kavramlarında hassas olmanız mümkün. Daha sakin, sabırlı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Pazartesi günü de Ay Oğlak burcunda olacak. Evet bu temalarla, bu duygusal motivasyonla haftaya başlıyoruz. Evde işleriniz var, meşguliyetleriniz var. Çalışıyor da olsanız sanki ev ortamında daha fazla çalışacaksınız gibi görünüyor. Ebeveynlerle ilgili konular da yine hafta başı sizin gündeminizde. Salı'dan itibaren Ay Kova burcuna geçecek. Salı ve çarşamba Ay Kova Burcu'nda dış dünyadaki etkinliklerinizde sizi daha özgür kılabilir. Bir yandan Merkür de artık bu hafta itibariyle Kova Burcu'na geçiyor. Ee, yani biraz sosyalleşme fırsatları, işte arkadaşlarla ilişkilerin artması, haberleşmeler mümkün, aşk hayatınız, romantik konular veya çocuklarla ilgili keyifli faaliyetler önümüzdeki birkaç hafta daha çok gündeminizde olabilir. Perşembe günü itibariyle Ay Balık'ta. İş ve mesleki konularda daha hassas ve kırılgan olabiliriz. Sağlığınıza biraz dikkat edin. İş ortamındaki ilişkilere dikkat edin. Bazı yardımlara ihtiyacınız varsa, evet, çevrenizdeki kişilerden bu yardımları alabilirsiniz. Hatta ev ve aile ortamından bile size iş konularınızda ya da günlük hayatın mesuliyetlerinde yardım edebilecek kişiler. Ee, gelebilir. Ee, o nedenle e, her şeyi yüklenmemeye çalışın. Çok fazla kendinizi yormayın. Gezegeniniz gerilemekte. Eğer tüm sorumlulukları üzerinize alırsanız duygusal anlamda da olabilir. Bu fiziksel anlamda da olabilir. Ee, sağlığınız, ruhsal sağlığınız, bedensel sağlığınız biraz etkilenebilir. Perşembe ve Cuma'da sağlık konularında biraz hassas, et, hassas olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Ee, biraz izin verin, dinlenin. Kişisel bakımınızla da ilgilenebilirsiniz veya gerekli bazı kontrolleriniz varsa yapılması gereken onlara zaman ayırabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.